Ne yapıyorsun? Balığa ne bakıyorsun? Ben sana Tapki'yi öldürmeni söylemiştim. Ona niye bakıyorsun? Sana soruyorum. Nereye götürüyorsun onu? Söyleyeceğim. Hemen benimle gel. Buraya gelecektim. Kuyuya mı gelecektin? Delirdin mi sen? Bizim evde zaten su var. Biz neden buraya geldik ki? Neden geldiğimizi göreceksin. Tut şunu. Onu suya dök. Ama neden? Dök dedim. Şimdi anladın mı? Tapki'nin ölümü de aynen böyle olacak. Sonra da Piha'nın sonu gelecek. Sen aklını mı kaçırdın? Bu balık Tapki'yi nasıl öldürecek ki? Hatta Tapki bu olayı kullanıp büyütecektir. Bu artık sandığın gibi sıradan bir balık değil. O balık benim büyü yaptığım suda yaşıyor artık. Şöyle düşün. Tapki'nin hayatı bunun içinde. Artık balığın başına ne gelirse, Tapki'nin başına da o gelecek. Aman tanrım. Tamam peki. Balığı öldür o zaman. Bakalım Tapki nasıl ölecek? Hiç mi anlamıyorsun sen? Ben bu balığı o büyülü suya koydum. Tapki'nin bu sudan içmesini sağlayacağız. Sonra da bu balığın yardımıyla biz Tapki'ye her şeyi yapabileceğiz. Onu öldürebiliriz bile. Biliyor musun? Asıl deli olan benim. Bu söylediklerini ciddi ciddi dinliyorum. Ben söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Gidiyorum buradan. Sen bilirsin. Bana inanacaksın. Bu balık üzerine düşeni fazlasıyla yapacak. Çok geç oldu. Neha nereye gitti acaba? Hem akvaryum da yerinde yok. Neler oluyor kim bilir?
Aneha neredeydin sen? Birlikte dışarı çıkmıştık. Biraz yürüdük sadece. Onu bu saatte dışarı mı çıkardın? Shankar, bilmiyor musun? Neha daha tam olarak iyileşmedi. Hem Neha, sen madem evden çıkmak istiyordun, birimize haber verebilirdin. Kabir abinin senin için ne kadar endişelendiğini biliyorsun. Üstelik akvaryumu da bulamıyorum. Her şey karma karışık oldu. Neha? Neha, akvaryum neden sende? Nereye götürdün bunu? Sen Neha'nın aklı nasıl çalışıyor bilirsin Tapki. Balığı da dışarı götürelim diye ısrar etti. İşte biz de onu da yürüyüşe çıkardık. Değil mi? Evet, ben bu Japon balığını çok seviyorum. Çok seviyorum. Tamam peki, ama Neha, bu cam bir akvaryum. Bunu dışarı çıkarmak çok riskli, kırılabilir. Hadi ben bunu içeride güzel bir yere koyayım. Neha? Neredeydin sen? Her yerde seni aradım. Ben dolaşmaya çıktım. Benimleydi. Benimle dışarı çıkabilir, değil mi? Haber vermeden kimseyle asla dışarı çıkamaz. Neha, bana haber vereceksin. Japon balığı mı? O Tapki. Nasıl? Bu Tapki'nin mi yoksa Tapki mi? Yani bu balık aynı Tapki abla gibi çok sevimli, çok güzel ya. O yüzden ben adını Tapki koydum. Doğru. Tapki. Çok tatlı, çok güzel. Hadi, yatıyoruz. Gel artık. Balık yaşar bu suda. Can verir bu su ona. Çok korkar dokunursan. Dışarı çıkarma, ölür yoksa. Neha? Shankar, bir dakika. Shankar, Neha ile ilgilenme işini ben ve Kabir zaten yapıyoruz. Bu yüzden senin Neha için bu kadar endişelenmene gerek yok. Beni anladın mı? Neha'ya asla zarar gelmeyecek. Hı? Tabii sen akrabası sayılırsın. Tabii böyle söyleyeceksin. Ama ben ne yaptım ki? Çok ısrar etti. Ben de onu dışarı çıkardım. Eğer beni bu kadar azarlayacağını bilseydim, onu dışarı çıkarmazdım. Size de iyilik yaramıyor. Shankar, sanıyorum söylediklerimi tam olarak duymadın. Sana kesinlikle Neha'ya hiçbir şekilde zarar gelmeyecek diyorum. Asla. Bu yüzden dikkat et. Çünkü gözüm her zaman senin üzerinde. Neha, artık burası senin odan. Hı?
Kendine de dikkat etmelisin. Daha tam iyileşmedin ama etrafta dolanıyorsun. Peki abi, iyi geceler. İyi geceler. Şimdi ışığı kapatıyorum. Gördün mü? Herkes uyudu. Ama sen? Sen hala uyanıksın. Şşş. Uyu hadi. Yarından itibaren çok çalışacaksın. Tamam mı? Hadi uyu. Kapat gözlerini. Kapat. Onu bana ver. Ne yapacaksın bunu? Bu sende kalsın. Yarın Tapki'ye içireceksin. Sana söylemiştim. Tapki bu suyu içtiği zaman bu balıkla arasında özel bir bağ olacak. Çok özel bir bağ. Sonra Tapki ve hayatı benim ellerimde olacak. Biliyor musun, söylediklerini insana hiç mantıklı gelmiyor. Sanırım doğru söyleyip söylemediğini yarın öğreneceğim. Sen bu suyu Tapki'ye bir içir bakalım. Sonra neler olacağını göreceksin. Balık yaşar bu suda, değil mi? Dışarı çıkarma ölür yok. Buyurun bayım. Borcun senedi. Ödemeyi yakın zamanda alırsınız. Olur mu öyle şey? Benim param sizindir. Zamanla ödersiniz. ₹50 milyon toplamaya başladın mı? Ama böyle mi? Bu parayı neden bir yana veriyorsunuz? Beyefendinin paraya ihtiyacı varmış. O yüzden borç. Borç mu yoksa haraç mı? Vicdansız, acımasız, kaba olduğun için buna haraç. Haraç kesmek denir bir an. İnsanları haraç vermeye zorluyorsun. Aferin sana. Ne değişik bir dilencisin sen böyle. Ama senin gibi eğitimsiz, cahil bir adamdan da ancak bu beklenirdi. Yeter Kabir. Sözlerine dikkat et, yoksa... Yoksa kendini mi kaybedersin? Biliyorum. Ama gerçek bu.
Bu sıraya giren insanların hepsi senden korkuyor. Sana kendi rızalarıyla para verdikleri yok. İnanmıyor musun? Kendi gözlerinle gör. Baylar bakın, Bihan Pandey artık öyle kabadayı falan değil. Değişti o. Artık o son derece düzgün ve dürüst bir adam oldu. Kavga yok, dayak yok, yol kesme yok. Bu yüzden eğer ondan korktuğunuz için para veriyorsanız, vermeyin. Evet, ama gerçekten vermek istiyorsanız da mutlaka verin. Size kalmış. Bayım, ben de paramı alabilir miyim? Teşekkür ederim bayım, sağ olun. İnanamıyorum. Hepsi kaçtı gitti. Gördün mü Bihan? Senin gerçek değerin işte bu. İsminin insanlara verdiği korku dışında, gerçek Bihan işte bu. Ne oldu Bihan? Gerçekleri kabullenemedin mi? Hani vicdanın nerede, dürüstlüğün, o ahlakın nerede, bir büyük büyük laflar ediyordun. Nereye gitti onlar? Bihan! Bir dakika. Al şunu. Çünkü sen buna layıksın. İşte bu da 50 milyon rupilik çek. Bihan, madem dilencilik yapacaktın, benden para isteseydin. Böyle insanlara ne kadar erkek olduğunu göstermeye ne gerek vardı? Bir şeyi sakın unutma Bihan. Emek vererek, dürüstlükle çalışarak para kazanmak kolay değil. Özellikle de senin gibi insanlar için. Şimdi git ve evini kurtar. Bu sende kalsın. Çünkü bir ay sonra 50 milyon rupiyi getirdiğimde seni ve bu alçak kocanı bu evden dışarı atacağım. Sen benim şerefimi lekeledin Tapki. Şimdi ölsem bile 50 milyon rupiyi kazanacağım. Hem de emek vererek, dürüstçe. Kimsenin sadakasıyla değil. Neden böyle şeyler yaparak kendini üzüyorsun?
Bu cahil adamın asla değişmeyeceğini biliyorsun. Kabir, sen de biliyorsun. Bir hanım bir şey yapmaya karar verdiğinde onu bir şekilde başarır. Bedeli ne olursa olsun. Çünkü ikimiz o ahırda yaşarken onun neler yapabileceğini gördüm. Bu sefer de ona inanıyorum. Bu işi bir hanım mutlaka başaracak. Bu bir ayda 50 milyon rupi kazanıp senin suratına çarpacak. Şunu al. Bu suyu dua töreninde kullan. Bunu iç ve sakinleş. Bu sende kalsın. Yarın bunu Tapki'ye içireceksin. Tapki bu suyu içer içmez o balıkla Tapki arasında çok özel bir bağ olacak. Bir de hep iyi düşün. Göreceksin. Her şey iyi olacak. Sen eve bir Japon balığı almışsın. O da aşkında sana yardım edecektir. Sana aşkına bir ana kavuşmana yardım edecektir. Bakalım Neha doğru söylüyor muymuş? İşte Tapki orada. Suyu içmek üzere. Şimdi bakalım sen ve balığın neler yapabiliyorsunuz? İşte bağlantı oluştu. Artık bağlılar. Balık Tapki'ye, Tapki de balığa. Ah!
İstesen de istemesen de ben her zaman senin yanındayım. Ve bebeğimizin. Aditi, bir ihtiyacın var mı diye soracaktım. Hayır. Zaten Dhruv da buradaymış. Benim hiç endişelenmeme gerek yok değil mi? Doğru. Aditi'ye ilaçlarını vermem gerek. Bu sefer sen verirsin, olur mu? Peki. Bir şey daha. Bence çocuk Dhruv'a benzeyecek. Güçlü ve kuvvetli olacak değil mi? Hayır yenge. Çocuk aynı Aditi gibi olacak. Çok güzel. Tamam. Aditi gibi olsun. Peki ben artık gideyim. Sen Aditi ile ilgilen. İlaçlarını da zamanında ver. Ha? Dhruv'a benzeyen benim çocuğum olacak. Aditi'nin çocuğu değil. Eğer bu evde kendime kalıcı bir yer edinmek istiyorsam, o zaman evin varisini ben doğuracağım. Aditi değil. Sen dinlen. Ben sana ilaçlarını getireyim. Hı? Sürahide su kalmamış. Ben hemen geliyorum. Merak etme. Aditi'ye bugün kötü bir şey yapmayacağım. Bugünü bırak. Burada olduğun müddetçe Aditi'ye asla kötü bir şey yapamazsın sen. O ne öyle? Balık yemi mi? Evet. Balık bu yemi yediğinde neler olacağını çok dikkatli izle. Tapki ölecek mi yani? Sen sadece izle. Tapki kızım. Ne oldu sana? Anlamadım. Temizlik yapıyordum. Sonra gözlerimden kan gelmeye başladı. Sen iyi değilsin. Şu haline bak. Ne oldu? Ne oldu sana? Bir dakika dur. Çok şaşkınım şimdi. Dur bekle beni.
bir süre gözlerini kapalı tutsun. Ne oldu ona doktor bey? Bir anda böyle gözlerinde... Aslında gözlerinin içinde yaralar var. Yara mı? Evet. Binde bir görülen bir şeydir. Ben birkaç ilaç yazacağım. Buyurun. İlaçları yazdım. Eğer durumu kötüye giderse beni mutlaka arayın. Peki tamam. Anne bu doktor. Ne oldu Tapki? Tapki? Bihan madem direnecektin benden para isteseydin. İnsanlara böyle ne kadar erkek olduğunu göstermeye ne gerek vardı? Demek istediğim, başkalarını bu kadar inciten kişi nasıl böyle aniden hastalandı? Bihan, bir anda gözlerinden... Anne. Ben ilaçlarını aldırayım mı? Hey hanımefendi, neden kalkıyorsun ki? Sen dinlen lütfen. Sonra ailemin mutluluğunu yok etmeye gücün olmaz. Sana birkaç ilaç da ben yazayım. Çünkü ben seni doktordan daha iyi tanıyorum. Ben seni çok iyi tanıyorum. Senin için en etkili ilaç hile yapmak. Diğer ilaçsa ihanet. Sen ihanet etmedikçe nasıl iyileşebilirsin ki? O büyük gururunla, bütün gücünle insanların kalbini kır. Göreceksin. O zaman hemen iyileşirsin. Evet. Üçüncü ve son ilaç da beni küçük düşür. Çünkü sen beni küçük düşürmedikçe asla durumun iyileşmez. Bu ilaçları da istediğin kadar kullanmaya devam edebilirsin. Sakın bırakma. Böylece çabucak eski haline dönersin. Kendine dikkat et Bihan Pandey. Yoksa bir ayda 50 milyon rupiyi nasıl kazanacaksın? Hem geri sayım da başladı zaten. Bir aydan iki gün zaten gitti. Geriye 28 gün kaldı. 28 günde 50 milyon kazanacaksın. Tam 50 milyon. Kazanamazsan ne olacağını biliyorsun. Doktor bey bunun binde bir görülen nadir bir şey olduğunu söyledi. Yani? Yani senin balığınla bir alakası yok. Bu bir hastalıkmış. Olanları sen de gördün. Ben hiçbir şey görmedim. Bir şey görmek de istemiyorum. Sen de şu oyunu oynamayı bırak. Bir şeyler düşünmem gerek. O Tapkin'in hikayesini ben bitireceğim. Sen bu işi bana bırak. Sen bir şey yapamıyorsun. Ne yapıyorsun? Ne yapabildiğimi, ne yapamadığımı ben sana şimdi göstereceğim. Aklını mı kaçırdın sen? Bırak beni. Görüyorsun değil mi? Seni şimdi mahvedeceğim.
Nereye götürüyorsun beni? Aklını mı kaçırdın sen? Bırak beni, nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun sen? Merak etme, sadece izle. Şimdi eğlenceyi görsen. Ne oldu bu ışıklara? Yine ışıklar gitti. Bütün evin ışıkları gitmiş. Bu aralar çok elektrik kesiliyor. Ben elektrikçiyi arayayım. Gelip panoya bir baksın. Aklını mı kaçırdın sen? Bütün evde elektrikler gitti. Şimdi bizi gören olursa var ya, başımız büyük derde girer. Gördün mü? İşte bu akvaryumdaki suyun gücü. Şimdi göreceksin. Tapkiyi öyle bir parmağımda oynatacağım ki. Ne yapıyorsun sen burada? Ben buraya nasıl... Ben odamdaydım. Hey. Siz panonun dibinde ne yapıyorsunuz? Panodan uzak durun. Bir arızası varsa elektrik çarpar sizi. Ben elektrikçi çağırdım, o tamir edecek. Siz dokunmayın, tamam mı? Dokunmayın. Aman tanrım. Neha gerçekten doğru söylüyormuş. Yani dün Tapki'nin başına gelenler, gözlerinin kanaması, hepsi Neha yüzündenmiş. Yani Tapki artık Neha'nın oynattığı bir kukla gibi olmuş. Şimdi ben Tapki'ye ne istersem yapabilirim. Artık hem benim işim görülecek, hem de Tapki'nin sonu gelecek. Vay canına. Tebrik ederim seni.
Doğru söylüyormuşsun. Sen Tapki'ye ne istersen her zaman yapabilirsin. Söylesene. Onu ne zaman öldüreyim? Bir an Pandey'in en büyük dayanağını ondan alacağım. Neden acele ediyorsun? Demek istediğim... Tapki'nin hayatı artık senin ellerinde değil mi? Tapki'yi istediğin zaman öldürebilirsin. Ama önce intikamını al. Demek istediğim... Bihan Pandey. Tapki'yi öyle bir eziyet et, öyle eziyet et ki... Artık dayanamayıp aklını kaçırsın. Tamamen delirdikten sonraysa onu öldüreceğiz. Kimse de bunu bizim yaptığımızı asla anlamayacak. Sen geri adım atma da. Ah, hayır hayır Neha. Senin bu ellerinde büyük bir güç var. Seni nasıl kandırabilirim ki? Ölmek mi istiyorum? Hayır. Balık denizin kraliçesidir. Hayat. Öyle değil. Tapki de kendini kraliçe zannedebilir. Baksana, onun canı suda. Ben ne istersem onu yapacak. Eğer bir hanımı benden alırsa burada boğularak ölecek. Bu bayram gününde dualarımı kabul et. Bu evin en iyi gelini ben olayım. Ailemi mutlu ve bir arada tutabileyim. İnsanları birbirinden ayıracak bir gelin olmayayım. Ayrılıklar kalpte gerçekleşir Şankar. Evde değil. Kalpler bir olduğu sürece ne bu eve bir şey olur ne de bu aileye. Bana ver Tapki. Hem sonra herkes tek bir yürek olursa bize hiç kimse bir zarar veremez. Oğlum, iyi düşün, iyi olsun demişler. Bugün de bayram günü. Biz bütün dertlerimizi bir kenara bırakıp bu bayramı güzelce kutlayalım oğlum. Dileklerimizi, ümitlerimizi, duygularımızı uçurtmalarımıza bağlayalım. O uçurtmaları çok yükseklere çıkaralım. O ümit o kadar yükseğe çıksın ki bizim bütün sorunlarımızı, bütün zorluklarımızı alsın götürsün. Ailen, sen ve aşkın, birlikte mutlu olup bir arada kalalım. Öyle olacak anne. Ben de bugün Tanrı'ya dua ederken bunları diledim. Tanrım, en kısa zamanda kötülüklere son ver dedim. Her zamanki gibi iyilik kazansın. Anne, göreceksin. Sevgi ve muhabbet ailemize, bana ve Bihan'a elbet dönecek. Thank you.
Yılan düdüğü mü? Bununla Tapki'ye ne yapacaksın? Bunun yapacağı şey... Tapki'yi geçtim. Torunlarının bile aklına gelmezdi. İzle ve gör. Bu düdük suya girer girmez... Neha? Neha sen ne yapıyorsun burada? Dışarıda uçurtmalar ne kadar yükseğe çıkıyor biliyor musun? Dışarı gel, uçurtma uçuralım. Ama evet, bir şartım var. Hani çocukken yaptığın gibi beni alkışlayacaksın. Tamam abi. Ben seni çok güçlü alkışlarım. O zaman gel, ne duruyorsun? Hadi. Muhteşem. Uçurtman hazır oldu mu? Bu arada benim uçurtmamın üstünde neler mi var? Ümitlerim, güvenim, aşkım... Tapki. Güzel değil mi? Kabir bu. Evet Tapki. Çünkü ben senin bu uçurtma gibi benim aşkım sayesinde mutluluktan göklere çıkmanı istiyorum. Tuhaf. Ne kadar şanslısın Tapki. Çünkü Kabir'i bulmuşsun. Yoksa ben sana bu kadar... sevgi verememiştim. Sana bolca sevgi veririm Bihan. Önemli olan eşitlik. İdeal çift diye buna denir. Al şunu Bihan. İsmim Bihan'ın uçurtmasında yazıyor. Kabir'in uçurtmasındaysa eşi Tapki'nin ismi yazıyor. Bakalım şimdi kimin uçurtması uçacak, kiminki düşecek? Sana gelince Tapki, aynı uçurtman gibi... bugün senin hayatının da sonu gelecek. Thank you.
Tapki. Elin yara olacak. Ben yapayım. Senden rica ediyorum, başkalarının eşinin işine karışmayı bırak Bihan. Bu alışkanlığından vazgeç bir an. Şimdi sadece ipi kestim ama... Bu ne durum? Sen sadece Adit'in uçurtmasını uçuruyorsun. Benim uçurtmamı uçurmayacak mısın? Unutma, Adit'in yanında ben de hamileyim. Şada lütfen. Bu da senin çocuğun durum. Bak lütfen ona haksızlık yapma. Biliyor musun, bebeğimizin içten içe üzüldüğünü hissedebiliyorum. Bak. Sen böyle yapmaya devam edersen onun hiç hoşuna gitmez. Benim için değilse de çocuğun için bunu yap. Bak. Durum. Bihan, bu uçurtmada eşinin ismi yazıyor. Yani benim ismim yazıyor. Bu yüzden düşmesine izin verme. Yoksa aşkımıza nazar değer.
Aldım işte. Aman tanrım. Nazar değdi işte. Uçurtmamı başkası alacak şimdi. Tut şunu, ben uçurtmamı alacağım. Fırsatını bulur bulmaz romantizme başladılar. Bu romantik filmi ben şimdi bitireceğim. Üstünde resmin vardı. Bu yüzden düşmesine izin vermedim. Sakın yanlış anlama. Senin aşkını anlamak değil, hissetmek istiyorum bir an. Şimdi olduğu gibi.
Sen bugün bana bu bayramın en büyük hediyesini verdin. Yapayım derken göz çıkardım. O kadar şey yaptım ama uçurtma bayramında yine beraberler. Hey Neha hanımefendi! Ne kadar büyük bir bayram. Tapki bu bayramı bir hanla birlikte neşeyle kutladı. Bense onları izlemek zorunda kaldım. Tapki bayramı asıl yarın kutlayacak. Ne var? Neden beni buraya çağırdın? Senin iyiliğin için Aditi. Ben bugün mabede gittim. Orada biri bana hayvanlara yoğurtlu pilav yedirmenin bebeğin sağlığına iyi geleceğini söyledi. Bizim bebeklerimizin babası aynı olduğu için bunu sana söylemek görevimdi Aditi. Al bakalım bu yoğurtlu pilavı Gulabu'ya yedir. Hı? Bana güvenmeyeceğini biliyordum. Çocuğunun sağlığını düşün. Onun için yap. Gulabu'ya hangisini yedirmek istiyorsan onu yedirebilirsin. Ben de diğerini yediririm. Aditi, sen ekşi yoğurtlu pilavı yedirdin. Eğer onu yedirirsen, o zaman kızın oluyor. Bende ise tatlı yoğurtlu pilav var. Bunu Glabu'ya yedirirsem, o zaman oğlum olacak. Vay canına Gulabu. Aditi'nin sana verdiği ekşi yoğurtlu pilavı nasıl da iştahla yedin öyle. Al bakalım şimdi de bunu ye. Hadi bakalım tatlı yoğurt. Yesene. Neden yemiyorsun Gulabu? Onu yemiştin ama. Benimkini de ye. Benimki tatlı hem. Yoksa ben yanlışlıkla tatlı yoğurtlu pilavı Aditi'ye mi verdim? Hayır olamaz. O zaman onun bebeği erkek olacak, benimki ise kız olacak. Hayır. Bu olamaz. Ne yapacağım? Tatlı mı ekşi mi olduğunu nasıl öğreneceğim? Bu aptal da söyleyemez. Benim denemem gerekecek. Gulabu tatlı bu. Yesene, ye lütfen. Hadi ye. Bak eğer yersen sana bir sürü güzel yemek yediririm. Hatta her gün güzel yemekler getiririm. Hadi ye, hadi. Aferin sana, aferin. Harika. Teşekkür ederim Gulabu. Şimdi göreceksin Aditi. Pandey ailesinin varisini ben doğuracağım. Tamam. Güvenlik görevlisi amir olarak işe alındın. İşe yarın başlayabilirsin. Teşekkür ederim. Efendim, size bir şey söyleyecektim. Tabii, buyur. Açıkçası avansa ihtiyacım var. Senin gibi insanların sorunu da bu. Daha işe başlamadan avansı istiyorsun. Efendim, paraya çok ihtiyacım var.
Bu avansı maaşından düşeceğim. Tamam mı? Peki efendim. Söyle. Ne kadar istiyorsun? 50 milyon. Ne kadar? Sadece 50 milyon. Sadece 50 milyon. Sen maaşının ne kadar olduğunu sanıyorsun? Evet efendim, bakın. Siz hiç merak etmeyin. Ben gece gündüz çalışırım. Peyderpey borcunuzu ödeyeceğim. 50 milyon rupiyi verin yeter. Efendim, şu anda neler yaşadığımı tahmin bile edemezsiniz. Bak, bir günde milyoner olmanın iki yolu vardır. Ya bir gün piyangoyu kazanırsın ya da televizyonda bir yarışmaya katılırsın. Ancak o zaman bir günde milyoner olabilirsin. Efendim, şaka mı yapıyorsunuz siz? Ben buraya iş... Şaka yapmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Benim eşim de bir televizyon yarışmasına katılmıştı. Onun kazandığı parayla bu şirketi kurdum. Doğru söylüyorum. Bir sürü insanın televizyonda milyoner olduğunu görmüşsündür. Bir yarışmaya katıl. O şekilde, hızlı bir şekilde milyoner olabilirsin. Bihan ve Tapki asla bir araya gelemeyecek. Hatta Tapki Bihan'ın en büyük düşmanı olacak. Aferin. İyi gidiyorsun. Tapki'yi bu halde görünce evdeki herkes aklını kaybedecek. Bu yılan düdüğü ne? Ne yapacaksın onunla? Sen ne yapacağımı sadece izle ve gör. Evdekilere Tapki'yi kötü mü göstereceksin? Ne yapacaksın? Aman Tanrım Çutki. Bu saatte kim bu kadar yüksek sesle müzik dinler ki? Batki, bu Siri Devi'nin yılan gibi dans ettiği o şarkı değil mi? Evet, evet. Ama nereden kim geliyor bu ses? Şey, bu saatte bu kadar yüksek bir ses nereden geliyor? Aa, bu evde sadece kavga sesleri duyuluyordu. Bu müzik sesi de nereden geliyor? Tapki! 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 Tapki, aç gözlerini! Tapki! 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 Kalk lütfen! Tapki! Tapki! Hey! Al şu suyu! Tapki!
İyi misin sen? Neden hepiniz bana öyle bakıyorsunuz? Ha? Ne oldu baba bana? Ben neden bunları giyiyorum? Bu halallar bunlar ne böyle? Ama tabii ki sen kendin biraz ne önce... yapıyordun? Yanlış bir şey mi yaptım? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aman tanrım Tapki, sen biraz önce düşmanlı filan bir şarkıyla dans ediyordun. Muhteşem bir dans yapıyordun. Ama şimdi ise hiçbir şey hatırlamadığını söylüyorsun. Üstelik bir ana sen ben senin düşmanınım diyordun. Sonra da onu elinle çizdin. Baksana bak. Ben bir şey yapmadım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Alo? Akıl hastanesi mi? Bakın evimizde deliren biri var. Ne söylediğinin farkında değil. Ne yaptığını hatırlamıyor. Saçmalıyor. Bakın onu biz hiç anlamıyoruz. Belki siz anlayabilirsiniz. Bu yüzden hemen gelin ve lütfen bu deli kadını akıl hastanemize götürün. Ne saçmalıyorsun götürün. Sen? Tapki deli falan değil. Sensin deli. Aklını kaçırmışsın sen. Fırsatını bulduğun an yapacağını yapıyorsun. Anne ben... Sus! Görmüyor musun? Tapki yorgun. Bütün gece uyumamış. Doktor ona ilaç vermişti. O yüzden böyle oluyordur. Saçma sapan konuşma küstah seni. Bak Tapki. Sana ne olduğunu bilmiyorum. Bu söylediklerin, bu yaptıkların doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum. Ama sana şu kadarını söyleyebilirim. Tanrı aşkına kendine dikkat et. Abi an sen aklını mı kaçırdın, delirdin mi? Bu kız seni nasıl çizdi ama sen yine evet, de... Evet, bunlar önemli değil. Aileme verilen yaralar... Ailemin şerefine, itibarına verilen yaralar önemli. Sahtekarlığın sebep olduğu... O üzüntü önemli. Kocanla birlikte... Yapmak istediğin her şeyi yaptın. Ama artık hiçbir şey yapamayacaksın. Çünkü ailemin hakkı olan her şeyi, itibarını, onurunu, şerefini ve bu evi geri alacağım. Para kazanacak bir yol da buldum. Şuna bak, bu yarışmaya katılacağım ve 50 milyon rupi kazanacağım. İnanılmaz bir hal. Bu yarışmadan milyonlarca rupi kazanabilirsin ama bu yarışmaya katılma hakkı kazandın mı? Hayır yenge, ama kazanacağım. Adımı yazdırdım. Sadece 5 kişi seçiliyor. Ben de onlardan biri olacağım. Eminim sen kazanacaksın. Bu yarışmayla kaderin değişecek. Çutki yenge, benim kaderim zaten değişti. Olmaması gereken her şey oldu. Şimdi şansıma güvenerek bu yarışmaya katılacağım. Kendi emeğimle. Çünkü biri bana, eğer temiz kalple bir şey istersen, sadece dünya değil, bütün kainat ona ulaşmanda sana yardım eder demişti. O kişi yalancıydı. Şimdi bakalım bu sözü doğru muymuş? Bu doğru bir an. Ben seni gerçekten temiz bir kalple sevdim.
Bu yüzden hem sen kazanacaksın hem de ben. Sen bu evi kazanacaksın, ben de aşkımı, yani seni kazanacağım. Kabir, ne yapıyorsun sen? Bırak, bırak dedim. Lütfen, ben yapayım. Biliyorum senin ayakların ağrıyordur. Ama söyleyemiyorsun. Ben sana merhem süreyim. Kabir, yine ne oyun oynuyorsun sen? Oyun mu? Neden? Senin her gün yeni bir oyun oynamana ne demeli? Tuhafsın, garipsin. Bihan'ın kazanması için o kadar uğraşıyorsun. Ben senin gibi sahtekar ve yalancı değilim. Sana söylemiştim bunu. Bunu ne zaman ve nasıl yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Bihan meselesine gelince, benim Bihan'ımın kazanmak için kimseye ihtiyacı yok. O kazanacak ve kendi emeğiyle, alın teriyle kazanacak. Sense onu öylece izleyeceksin. Bu ne edepsizlik? Bırak kıyafetimi. Kabir, sana kıyafetimi bırak dedim. Bir insan her zaman haksız olacak diye bir şey yoktur. Çoğu zaman insanın basireti bağlanabilir. Üzgünüm ama ben buraya seni incitmeye gelmedim. Senin için biraz da olsa endişeleniyorum. Benim kalbimde senin için ne olursa olsun... Sen de kalbinde ne olduğu benim umurumda değil Kabir. Çünkü benim için sen haksızdın, haksızsın, her zaman da öyle olacaksın. Hey küçük balık, gerçekten harika bir büyücüsün sen. Bir balık olmana rağmen o tapkiyi yılan gibi dans ettirdin. Ben de biraz büyü yapayım mı? Şuna bak, bu tapkinin şalının bir parçası. Bunu fanusa koyacağım ve olanları göreceksin. Eğer o ahmak kız Neha büyü yapabiliyorsa ben neden yapmayayım ki? Sen bu burada. Sen bana vurmaya nasıl cüret edersin? Seni mahvedeceğim. Kandırdım. Beni kandırdın öyle mi? Tabii ya. Sen ne sandın? Neha'dan zeki olduğunu mu sandın? Ben ses tapkiyi kontrolün altına alabileceğini mi sanıyorsun? Hayır. Bu büyüyü sadece Neha gerçekleştirebilir. Anladın mı? Delirdin mi sen? Bizi yakalatacak mısın? O tam şurada duruyor, sessiz ol biraz. Korkma,
o hiçbir şey duyamaz. Tamamen benim kontrolüm altında. Ama neden bana tokat attı ki? O tokadı sana ben attım. Ama Tapkin'in eliyle. Bir daha bana karşı uyanıklık yapmaya çalışırsan, bir dahaki sefere Tapkin'in elinde bıçak olur. Anladın mı? Tamam, anladım. Büyük bir hata ettim. Affet beni. Çok büyük bir ahmaklık ettim. Bir daha asla böyle bir şey yapmam. Senin üzerine yemin ederim. Ama sen Tapkin'e ne yaptın böyle? Ben Tapkin'in kırılan tırnaklarından birini bu fanusa koydum. İşte bu tırnağı. Bu parmaktaki sinir doğrudan kalbe bağlıdır. Eğer kalbin kontrolünü bir ele geçirirsen, zihnin kontrolü de doğrudan sana geçer. Bu yüzden artık Tapki benim kuklam sayılır. Tapki, git buradan. Ben nasıl geldim buraya? Ben odamdaydım. Ne oluyor bana böyle? Tebrik ederim Neha hanımefendi. Ha? Aslında göründüğün kadar deli değilmişsin. Bundan sonra sen benim öğretmenimsin. Artık sen ne istiyorsan yapabilirsin. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Sen çok doğru söylüyordun Bihan. Gerçek aşk her zaman kazanıyor. Bu yarışmayı kazandığın zaman sen de sonunda inanacaksın. Tuhaf. Zaferimin ne demek olduğunu biliyorsun değil mi? Senin yenilgin. Yine de bunu söylüyorsun. Bihan, senin için bir değil, binlerce kez yenilmeye hazırım. Sen bu yarışmayı bir kazan göreceksin. Aramızdaki her şey normale dönecek. Hı? Kimi kandırıyorsun Tapki? Beni mi, kendini mi? Yoksa yine bana ihanet etmeye mi hazırlanıyorsun? Artık aramızda hiçbir şey normal olamaz Tapki. Asla olamaz. Aramızdaki bu uçurumlar asla kapanmayacak. Ne benim kazanmamla, ne de senin kaybetmenle. Bizim aramızda aslında uçurum yok Bihan. Bizim aramızda sadece ve sadece kabir var. O da mutlaka gidecek. Sen bu yarışmaya katılmaya hak kazan. Yarışmayı da kazan. Neden kazanmayasın ki? Ben senin kazanacağından eminim.
Kendin için, bu aile için ve benim için. Bütün bu olanlardan sonra neden ona kanıyorum ki? Ne olursa olsun Tapki, senin için tek bir dua edeceğim. Nerede olursan ol, iyi ol, mutlu ol. Bir an sana söylemiştim. Her şey düzelecek ve biz bir araya geleceğiz. Gördün mü? İşte bak, bugün bir aradayız. Tabii ki sen yanımdasın diye ben hayattayım. Yoksa hayat bana o kadar kötü şey yaşattı ki şimdiye çoktan ölmüştüm. Ben her zaman yanındayım. Artık hayat ve hayatın hiçbir oyunu bizi asla ayıramaz. Tapki! 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 Tapki, bir şeyin yok. Tapki, merak etme. Bir an ben hayata meydan okudum. Hayat da hamlesini yaptı. Mihan, ayrılma vaktimiz geldi. Saçmalamayı bırak Tapki. Sana hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak dedim. Ben yanındayım, dur. Hayır Mihan. Mihan, bu ip ikimizi birden kaldırmaz. Mihan, benim gitmem gerekiyor. Hiçbir yere gitmeyeceksin Tapki. Sana gitmeyeceksin diyorum. Tapki. Mihan, seni çok seviyorum. Seni kendimden çok seviyorum. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Eğer gidecek biri varsa o da benim. Mihan, başka çaremiz yok. Ben şu anda ölebilirim ama senin kollarında ölmek bana yeter Mihan. Hayır Tapki, hiçbir yere gitmiyorsun dedim sana. Sakın kolumu bırakma, sakın. Tapki, kolumu bırakma. Eğer ölmesi gereken biri varsa o da benim. Lütfen bırakma Tapki. Hayır, hayır. Tapki! Tapki! Tapki, hiçbir şey olamaz. Benim Tapkim beni bırakıp hiçbir yere gidemez. Bu gördüklerin Bihan mahkeme evrakları. Bunlara göre Tapki ile sen kanunen boşandınız. Ama Tapkim beni zaten bırakmıştı. Bihan, senin için bir değil, binlerce kez yenilmeyi hazırım. Sen bu yarışmayı bir kazan, göreceksin. Aramızdaki her şey normale dönecek. Peki Tapki'nin gözleri, onun söyledikleri bana neden bu kadar gerçek geliyor? Yoksa ben Tapki'nin gözlerinde aşkımı görmek istiyorum. Bu elindeki pipet değil mi? Ne yapacaksa ki bunu? Bu pipet sayesinde suda baloncuklar oluşacak. Sonra da o tapki havaya kalkacak.